Son yıllarda çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan birisi de karaciğer yağlanması. Bununla ilgili bitkisel çözümler nelerdir? Bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Karaciğer yağlanması, bağırsakları anlatırken aslında karaciğere de değindik kısaca. Kişi alkol kullanıyorsa, spor yapmıyorsa, yanlış besleniyorsa, çok yağlı şeyler yiyorsa, hareketsiz spor yapmıyorsa, fakat bir de mesela vatandaş alkol kullanmıyor ama karaciğeri yağlanıyor. Neden? Çünkü bağırsaklara mantar varsa mantarlar en tehlikeli alkolü üretir. Metil alkol, etil alkol, bütül alkol. Metil alkol bilindiği gibi sahte alkol içendir. Yani böyle merdiven altında üretilen alkollerde metil alkol olur. Evet. Bu sahte alkoller neden olan ölümlere alkol sebep olur. Evet. Kör yapabilir veya öldürür, zehirler. Yani zamanda müdahale olmazsa ölümle bitebilir sonu. İşte bu en tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretir. Diyor ki vatandaş, ben alkol içmiyorum, nasıl karaciğerim yağlandı, nasıl siroza yakalandım vesaire. Bağırsaklarında mantar var, onu bilmiyor tabii. Bağırsaklarında nasıl mantar yerleşiyor? Yanlış beslenmeden, ilaç kullanmaktan vesaire vesaire. Yani birçok sebep bunu tetikliyor. Karaciğere karşı dünyada en etkili bitki nedir? Efendim biz getirdik onun bir şurada. Deve enginar, nereye koyduk? Oo maşallah. Bayağı bitkiniz var. Bayağı bir şifalı bitkileriniz, kitaplarınız bu arada. Evet, enginar. Bu çiçeği, bu çiçek tabanında enginarın etken madde sıfıra yakın. Bu nedenle enginarın bu çiçek tabanı değil, gövdesinin yaprağı kullanılır. Yaprağı da çok acı olduğu için ne olur? Çayı içilemez, çok çok acı. Sadece ve sadece yaprağının ekstraktından kapsüller, damlalar, drajeler yapılırsa, kullanılırsa o zaman etkili olur. Evet. Yani o şekilde kullanılır. Evet. Geçmişten günümüze kadar çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklardan birisi de romatizmal hastalıklardı. Büyük küçük herkesin sorunu halindedir bu sorun. Peki bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Neler? Romatizmal hastalıklar. Ha, dur. Şu karaciğer yağlanmasından bahsettik ama nasıl tedavi edilir? Önümüzden... Nasıl iyileştirilebilir? Evet. Şimdi bu gördüğünüz enginar yaprağın ekstrasıdır. Öğütülerek un haline, toz haline getirilmiş bitki değil. Enginarın yaprağının damıtılarak elde edilen özü. Evet. Ne farkı var? Değirmende öğütülen yaprakla bitki özü arasında ne fark var diyeceksiniz. Mesela sinarin denen etken madde içerir. 400 bin defa sulandırsanız acılığını hissedersiniz. O kadar sert bir etki sahip sinyarin. Siyanopikrin var. Birçok etken madde var. Bu enginar yaprağı ile ilgili, yaprağının ama ekstraktı. Hamburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Finn Tilman klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada enginarın bağırsaklardaki şişkinlik, hazımsızlık, hazmedememe, gaz vesaire gibi rahatsızlara iyi geldiğini, kolesterol, lipid, trigliseride düşürdüğünü, karaciğer yağlanmasını önlediğini enginarın belgelemiştir. Sadece Profesör Doktor Finn Tilman, ben bir örnek verdim ama yüzlerce araştırma var enginarla ilgili. Evet. Aynı şekilde fakat bunun birleşiminde sadece enginar değil, zerdeçal aynı şekilde karaciğeri temizler, arıtır. Deve dikeni karaciğer zehirlenmesine karşı, şahdere safra artırıcı. Yani burada 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan çok güzel bir formül bu. Bunu evde uygulayamıyor muyuz herhalde? La ilahe illallah Muhammed Resulullah, evde laboratuvarımız mı olacak? Bunu biraz. Şimdi destilasyon, etil alkolle veya suyla neyle yapıyorsunuz? Destilasyon nasıl yapacaksınız?